Denetimden şikayetçi değilim. Denetim evet. Yapılsın. Evet. Biz buna kesinlikle nargile yazsak başımız gözümüz üstünde. Bunda da değiliz. Ama bunun bir uygun yolu vardır, prosedürü vardır. Yani müşterileri rahatsız etmeden, esnafları rahatsız etmeden. Dünkü dükkanın kamera kayıtları telefonumda. Evet. Önce geldi ekipler, baktılar herhangi bir olumsuzluk yok. Evet. Gitti. 15-20 dakika sonra şikayet var diyerek 5 kişi bir geldi. 20 saniye sonra 10 kişi geldi. Evet. 20 saniye sonra 10 kişi geldi. Evet. Bir ara baktım dükkanın içinde müşteriden çok resmi üniformalı polis memuru görüyorum. Evet. Aile müşterilerim var, çift müşterilerim var, erkek müşterim var, kadın. Her çeşit müşterim var. Evet. Bu durumdan benim müşterim rahatsızlık duyuyor. Ve sadece dün değil. Yaklaşık 20 gün, 22 günden beri yapılan bu denetimlerin her gününde. Adam kafeye gelmiş, iki yemek yiyecek, çay içecek, kahve içecek. Polis geliyor, şüphelendi. Gel bakayım sen, üstünü arıyor. Kimlik ver. Kimlik verir misin de yok. Kimlikler nedir ya? Hayır böyle bir bu benim müşteriye yapılıyor yani. İstemez zaten. Ben mekana hastanıyım işte. Böyle yapılırsa demek ki burada bir şeyler var diye tahmin ediyor insan. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Bilmiyorum sizde oldu mu Lütfiye abla, Mehmet? Hepinize soruyorum. Adam geliyor, kimlik kontrol ediyor. Evet. Kimliği alıyor bayan. İsmi alıyor değil mi? Evet. İsmi alıyor, Instagram'dan ekliyor. Instagram'dan ekliyor. Yani... Bunu bana müşterim söyledi. Evet. Böyle bir şey var mı? Ben de denk geldim. Bunu polis memuru mu yapıyor? Polis bekçi bilmiyorum. Polis veya bekçi bilmiyorum. Evet. Bana böyle bir bilgi geldi. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum. Ha, böyle bir saç...